buyurun Monsieur Kenan. Aa, Monsieur Kenan. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Monsieur Kenan. Beni çağırmışsınız Monsieur Pierre. Evet, sizden benim için çok önemli bir görev yerine getirmenizi isteyecektim. Bu arada Franz, Thomas ve Henry dostlar. Monsieur Kenan bu seçimlerde Türkler tarafını temsil etmesini istediğimiz ve desteklediğimiz milletvekili adayımız. Monsieur Kenan bu aralar biraz rehavete kapıldı. Bizim kendisine verdiğimiz desteği güvenerek halkla olan temasını kesti. Öyle değil Kenan. Maalesef bu konuda size katılamayacağım Monsieur. Zira gücümün yettiğince halkın yanındayım. Bu kadar güç size yetiyorsa demek. Rakibinizden bahsediyorum. Monsieur, rakibiniz Aziz Paydadan. Kendisi bu seçimleri kazanmak için sınırlarını zorluyor. Kendi evini ipotek ettirdi. Sırf halkın vergi borcunu ödeyebilmek için. Farkındasınız? Evet, farkındayım. Daha ipotek ettiği o evde sizin de hakkınız var. O ev babanızın evi sayılır. Hak iddia edebilmek için gerçekte kim olduğumu söylemem gerek. Ve şu anda söyleyemeyeceğimi gayet iyi biliyorsunuz. Bilmiyorum. Düşüneyim. Neden söyleyemiyorsunuz Monsieur Kenan? Çünkü ben birlikte kurduğumuz oyuna göre hareket ediyorum. Ne olur, birlikte kurduğumuz değil. Benim kurduğum oyuna göre hareket ediyoruz. Sizi önce atölyeye ortak ettim, sonra Maksud ile evlendirdim. Sizin için belirlediğim sınırlar içinde davranmanızdan rahatsız oluyorum demiyorum. Fakat sizin artık bir şey yapmanız gerekli. Nasıl diyorsunuz? Hep bana, hep bana olmaz. Biraz elinizi taşın altına koymanız lazım. Değil mi? Peki. Yapmamı istiyorsunuz? Evet. İşte sizden rica ettiğim göre bu gece kıymetli misafirlerimizi bu şehirde konaklatmak ve şehri tanıtmanızı rica ediyorum. Aradınız. Gayet yalnız. Bela. Bana müsaade. Biraz dinlenmem lazım. İyi geceler. Buyurun. Hoş geldin Kenan. Dayı bize bir masa hazırlatır mısın? Tabii hazırlatayım hemen. Oğlum, Kenan Bey'le misafirlerine hemen şu masayı hazırlayın. Hemen abi. Gelin hadi. Birleştirin masaları. Buyurun beyler. Hayırdır Kenan? Misafirlerin kim? Benim değil, Pierre'in misafirleri. Pierre'in mi? Seçime gelmişler sandık komiserleri. Onlara şehrimizi tanıtıyorum. Tanıt bakalım. Teşekkür ederiz. Elini vuralardı. Evet. Çağırt gelsin. Niye? Arkadaşlar biraz eğlensin istiyor. Zevkinizi çok takdir ettim Kenan. Yaşamayı izliyorsunuz. Sayenizde çok güzel vakit geçiriyoruz. Pierre'e bizi hayal kırıklığına uğratmadığınızı söyleyeceğim. Teşekkür ederim Monsieur. Lakin meziyetlerim bunlarla sınırlı değil. Diğer meziyetlerinizi de öğrenmek isterim doğrusu. Hı. Anlatıp kibirli biri gibi görünmek istemem. Onun yerine zamanı geldikçe şahit olun. Fakat bizim o kadar vaktimiz olmayabilir. Sınırlı bir zaman için burada olduğumuz malum. Bunlara şahit olmak için burada olmanıza da gerek yok. Bunu hangi imkanla sağlayacaksınız? Seçim sonuçları açıklandığında Hatay'daki değişim bunu size gösterecektir. Konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla size bir şey sormak istiyorum.
Buyurun. Siz de bir Türk olmanıza rağmen Pierre'in amaçları doğrultusunda canla başla savaşıyorsunuz. Kendi milletinize böyle sırtınızı dönmenizin sebebi nedir acaba? Ben kimseye sırtımı dönmedim. Mesut. Yalnız bana sırtını dönenler var. Bana ait olan şeyleri bana vermek istemeyenler var. Her şey kendilerinin olsun isteyenler var. Ben yaşadığım müddetçe onlar isteklerini gerçekleştiremeyecekler. Ve benim olanı er ya da geç geri alacağım. Kişisel bir mesele diyorsunuz yani. Evet. Kişisel meseleler siyasette çok tehlikeli olabilir. Hataya çok müsait durumda kalabilirsiniz. Seçime bu kadar az bir süre kalmışken yapacağınız en ufak bir hata hepimizin zararına olabilir. Dikkatli olun. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim Monsieur Franz. Lakin meziyetin ölçüsü insanın tam da bu gibi durumlarda sergilediği dirayetle ortaya çıkar. Benim ne kadar dirayetli olduğumu göreceksiniz. Şerefe! Şerefe! Gördüm. Thank you.